Melisa otu, birçok yörede oğul otu olarak bilinir. Oğul otu birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılır. Oğul otu faydaları yani, melisa otu faydaları da oldukça fazladır. Birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde sıklıkla kullanılır. Peki bu şifalı ot nelere iyi gelir ve faydaları nelerdir? Özellikle grip, nezle, balgam, soğuk algınlığı gibi hastalıklar herkesin derdidir. İşte bu şifalı ot sayesinde balgamdan kurtulacak ve rahat bir nefes alacaksınız. Sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleri vardır. Gerginliği azaltarak kişilerin günün yorgunluğundan ve güçsüzlüğünden uzaklaşmasını sağlar. Erken yaşlanmayı önler, ciltte kırışıklık olmasını geciktirir. Böcek ısırıklarına karşı kullanılır. Kan şekerini de düşürür. Kan şekeri yüksek olan kişiler, bu bitkinin çayını içerek fayda bulabilir. Nefes darlığı için de, bu şifalı bitkiyi kullanabilir ve şifa bulabilirsiniz. Uyuyamamak bir süre sonra herkesi rahatsız eder ve tüm gün yorgun olmasına neden olur. İşte uykusuzluk sorununuzu da bu bitki sayesinde çözebilirsiniz. Bu şifalı bitkiyle baş ağrılarınızı dindirmek sizin elinizdedir. Vücudu rahatlatır, stresi ve evhamı, vesveseyi azaltır ve yorgunluğu giderir. Tüm gün boyunca rahat olmanızı sağlar. İdrar sökücü özelliği de vardır. Böbrek hastalıklarının önlenmesine de yardım eder. Adet ağrılarını geçirmesi, adet gecikmesini önlemesi de melisa otu faydaları arasındadır. Sindirim sistemini rahatlatır, hazmı kolaylaştırıcı etkisi de vardır. Hazımsızlıktan şikayet etmeyin, bu bitkiyi kullanarak rahat bir nefes alın. Epilepsi yani sağra hastalığı tedavisinde de kullanılabilir. Egzama gibi cilt hastalıkları, ciltte oluşan yaralar için de oldukça faydalıdır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastaları da, bu bitkinin çayını içebilir ve, tansiyonlarının düşmesine yardım edebilirler. Sakinleştirici olarak da kullanılır. Alzheimer, hafıza kaybı ve konsantrasyon eksikliği gibi rahatsızlıklar için de kullanılabilir. Melisa otu zararları ve yan etkileri. Her bitkinin fazlası zarardır. Melisa otu da aşırı miktarda kullanılmamalıdır. Ayrıca başka otlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Mide rahatsızlığı olan kişiler tüketmemelidir. Hamile ve emziren bayanlar da kullanmasa daha iyi olur. Bu tür videoların devamı için, videoyu beğenip, kanalımıza abone olabilirsiniz.